İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da Van'ın saklı cennetinde buz devri, Artsakh'ı destekleme adlı program çerçevesinde kilise psikoposluklarında 18.000 Artsaklı çocuklara hediyeler dağıtılacak. Azerbaycan ile olan sınırının netleştirilmesi, Gürcistan'ın 2001'de dış politika önceliklerinden biri olacak. Ankara, Lozan Antlaşması'nı revize etmek istiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermeni-Azeri taraflarını görüştürmeye hazır. 2020 Uluslararası Film Festivallerinde Ermeni filmleri. Bir ekmek çeşidi olarak geleneksel Ermeni Tarehats. Batı Ermenistan'daki Van'ın Muradiye ilçesindeki doğa harikası Muradiye şelalesi, geçen hafta yağan karın ardından başlayan soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. Her mevsim ayrı güzelliklere bürünerek binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgisini çeken yaklaşık 15 metre yükseklikteki şelalenin buzla kaplı görüntüsü ve soğuk hava nedeniyle ağaç dallarında oluşan kırağı, doyumsuz manzaralar oluşturdu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü ilçede Bendimahi çayı üzerindeki şelalenin bir kısmı buzla kaplandı. Dünya Ermenileri Katolikosu 2. Garakin tarafından onaylanan Kutsal Eçmiyazin ana makamının Artsakh'ı destekleme adlı programı çerçevesinde Koordinasyon Komitesi geçtiğimiz günlerde bir dizi insani girişimini uygulamaya başladı. Kutsal Eçmiyazin Sosyal Hizmetleri Ofisi aracılığıyla Şirak-ı Gugark ve Armavir psikoposluklarında Artsakh'tan yerinden edilen 205 aileye yiyecek ve hijyen malzemeleri sağlandı. Destekleme önümüzdeki 4 ay boyunca sağlanacak ve Ermenistan Cumhuriyeti'nde barınan bu ailelerin elektrik faturalarının ödenmesini de içerecek. Programı desteklemek amacıyla Kutsal Eçmiyazin ana makamına dünyanın dört bir yanındaki psikoposluklardan bir dizi bağış aktarıldı. Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkalyani, dün gerçekleştirdiği kendi bakanlığının faaliyetlerini özetleyen açıklamasında Gürcistan'ın dış politikasının önceliklerinden birinin Azerbaycan ile sınırının netleştirilmesi olacağını ifade etti. 2021 yılında Gürcistan, Gürcü-Azeri sınırının en tartışmalı kısmının hem Bakü hem de Tiflis'in emelleri olan 6. yüzyılda inşa edilen David Garaci Manastır Kompleksinin alanı olduğunu hatırlatalım. Mevcut durumda Kafkasya'daki sınır anlaşmazlıklarını çözmenin tek yolunun 1920 yılında imzalanan ve uluslararası hukukun ayrılmaz bir parçası olan Sevr Antlaşması'dır. Sevr Antlaşması, devletler arası anlaşmalarda bir önceliktir. Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınırları belirleyen 1923 Lozan Antlaşması'nın revize edilmesi konusunu gündeme getirdi. Dönmez, 1. Dünya Savaşı ve ondan sonra gerçekleşen savaşlardan sonra net olmayan bazı koşullar vardı ve belki de bugünkü tartışmaların temelini oluşturdular. Bunlardan biri Lozan'dır, fakat 100 yıl geçti, sanırım oturup bunları tartışabiliriz, üzerinde anlaşabiliriz diye açıkladı. Yetkili ayrıca bölgedeki gerginliklerden ve iki ülkenin deniz sınırlarıyla ilgili anlaşmazlıklardan Atina'yı sorumlu tuttu. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ İtilafı'nda çözülmemiş siyasi konuları tartışmak için Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir toplantı düzenlemeye hazır olduğunu ifade etti. Armenpress'in aktardığına göre Lavrov bunu Tass Ajansı ile yaptığı röportajda dile getirdi. Lavrov, bugüne kadar çözülmemiş siyasi meselelerin tartışılmasına gelince hem ulusal hem de AGİT Minsk Grubu eş başkanları konusunda taraflar hazır olduğunda bu tür toplantıların düzenlenmesini desteklemeye hazır olduğumuzu tekrar onaylıyoruz dedi. Panorama Ayem'in aktardığına göre yönetmen Nora Mardirosyan'ın Rüzgar Sakinleşince filmi 73. Kan Uluslararası Film Festivali'nin resmi seçkisinde ilk uzun metrajlı film kategorisinde seçildi. Yönetmenin bu çalışması Ermenistan'dan Kan'da gösterilecek bağımsızlık sonrası dönemin ilk filmi. Yönetmen Aram Şahbazyan'ın Çınçık adlı filmi 2020'de Asya'nın en büyük ve görkemli Busan Film Festivali'nin Yeni Akımlar adlı yarışma programına dahil edildi. Filmin Dünya Galası Busan filmi çerçevesinde yapıldı. Civan Avedisyan'ın Cennet Kapıları filmi 2020 yılında birçok uluslararası film festivaline ve eleştirilerine katıldı. Genç yönetmen Alexander Bağdasarya'nın kısa filmi Yeni Yıl Domuzu 2020 yılında prestijli Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali'nde gösterildi. Aynı film Mart ayında İsviçre'deki festivalde de gösterildi. Angine Yesaya'nın Eşiğin Ötesinde adlı kısa filmi 2020'de aynı Clermont-Ferrand Festivali'nin ana yarışma programına daha önce seçilmişti. Geleneksel Ermeni aileleri yeni yıl arifesinde anlamı gelecek yılın başarısına adanan bir tören ekmeği pişirirlerdi. Tören ekmek yuvarlak veya beyzi şeklinde Tarehats diye adlandırılırdı. Boyutu ise aile üyelerinin sayısına göre yapılırdı. Tarehats'ın üzeri tohumlarla veya meyvelerle süslenmesi yılın ekmek ve meyve bolluğunu sembolize ederdi. Ekmeğin içi fasulye, bezelye, küçük çekirdek gibi iç malzemeler ile doldurulurdu. Ekmeğin içi gelecek yılın bereketini sembolize ederdi. Geleneğe göre Tarehats evin küçük çocuğunun sırtında kutsanıyordu ve çocuk ekmek parçasının kime ait olduğuna karar verirdi. Ekmeği yerken ekmek içi kime kısmet olduysa onun için yıl başarılı geçerdi. Tarehats'ın pişirme yöntemini Henaran Ayem'den izleyebilirsiniz. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Vostan adlı geleneksel şarkı ve dans topluluğunun seslendirdiği Avedis adlı halk şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.